Ekoloji ilkemiz gereği yaptığımız inşaatlarda hem doğaya, çevreye saygımızdan hem de örnek teşkil etmesi açısından uygulamalarımızı geçmişe göre değiştirdik. LEED sertifikası yeşil binalar uygulamalarını kendi yaptığımız inşaatlarda hayata geçiriyoruz. Bu konuda bir yönetmelik yayınladık ve bundan sonra yapılacak olan inşaatlarda özellikle inşaatların etrafı toz ve partiküllerin ya da inşaat atıklarının dışarıya çıkmaması, çevreyi kirletmemesi ve rahatsız etmemesi açısından panolarla çevrilmesi. Bunun dışında inşaatların girişlerinde en az 5 metrelik bir kalın çakıl bulundurulması ve bu kalın çakılla beraber araçların tekerlerinin yıkanması zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla tozun ve işte çamurun o asfalta yayılmasını engellemek suretiyle daha sonra bunun işte toz şeklinde insanların teneffüs etmesini engellemek için böyle bir zorunluluk da getirdik. Kaynağında sorunu çözmek adına. Yine inşaatta oluşan daha ilk aşamada, temel kazma aşamasında inşaattan çıkan toprağın bir alanda korunarak bekletilip daha sonra peyzaj çalışmalarında bu toprağın kullanılmasının sağlanması ki bunların tamamı bizim LEED sertifikası ile yaptığımız Yenişehir'de gündüz bakım evimizde gerçekleştirdik. Yine inşaattan çıkan atıkların cinslerine göre metal, cam, kağıt gibi ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması temel ilkelerimiz arasında ve bunları bundan sonraki süreçlerde tüm Yenişehir'de yapılacak inşaatlarda zorunlu kıldık ve bunu onların da uygulamasını bekliyoruz. Yine yapılacak inşaatta yağmur suyu rögarlarının korunması esas alındı. İnşaat alanının dışında kalan, kesilmesi zorunlu olmayan bölgede kalan ağaçların etrafının sarılarak korunması ve onların yaşamımıza renk katmaya devam etmesinin sağlanması. Ekoloji, doğaya saygı, dünyada yaşamımızda en önemli unsurlardan biri olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ortak sorumluluğumuz var. Hepimiz sorumluyuz. Yani tüm dünyada yaşayan insanların geleceğe doğru yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmakla alakalı sorumluluğumuz var. Bunun için davranışlarımızı yasa koyucular ve bunu kontrol edecek olan bizler çok iyi düzenlememiz gerekiyor ve bu duyarlılığı bütün toplum tabakalarında da görmek istiyoruz.